sizlerle birlikteyiz. Şifa Kapısı programımızda bu hafta üroloji uzmanımız Operatör Doktor Armağan Çiftçi bizlerle birlikte olacaklar. Armağan Hocam'la birlikte prostatı ve üroloji adına merak edilen tüm soruları, hastalıkları, cevaplarını hocamızdan alacağız. Öncelikle Armağan Hocam'a sormak istiyorum. Prostatla başlayalım. Prostat hastalıkları hangi yaşta, hangi belirtilerle ortaya çıkar? Armağan Hocam'dan dinliyoruz. Efendim, prostat hastalıkları erkeklerde gözüküyor. Yalnız hani genelde ileri yaş hastalığı gibi bilinse de esasında genç yaş, orta yaşta da prostatla alakalı rahatsızlıklarla insanlar karşılaşabiliyor. Ben yaş sırasıyla gitmeyi düşündüm. Orta ve erken yani gençlik yaşlarında prostatın iltihapları var. Bu prostat iltihapları 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Ve bunlar kişide yanma, sık idrara gitme, idrarını yaptıktan sonra tam rahatlayamama, idrarını boşaltamamış hissi uyanması gibi belirtiler verebiliyor. Prostat iltihaplarının tedavisi antibiyotiğe dayalı bir tedavi. Çünkü temelinde bir enfeksiyon var, bakteriler var ve onların temizlenmesi gerekiyor. Maalesef prostat enfeksiyonları biraz dirençli hastalıklar. Yani böyle bir basit sistit gibi, basit bir soğuk algınlığı, bir enfeksiyon gibi kolaycacık tedavi edilemiyor. Dirençli enfeksiyonlar, geri dönüşleri çok oluyor. Tekrarlama özelliği var. Ama güzel tarafı şu ki prostat enfeksiyonu hiçbir zaman kötü bir hastalığa dönüşmüyor. Bir tümöre, kansere dönme potansiyeli yok veya onun bir öncüsü değil. Bu anlamda prostat hastalıkları deyince içlerinde en önemsiz gibi duran, kötü potansiyel taşımayan hastalıklar prostatın enfeksiyon hastalıkları. Biz bunlara prostatit diyoruz. 30'lu yaşlardan itibaren hemen hemen her yaşta 50'li 60'lı yaşlara kadar çıkıyor. Hiçbir şekilde bir idrar yapamama, zorlanma gibi bir belirti vermiyor. Temelde bir sistit gibi yanma, sık idrara gitme, gece idrara kalkma, idrar yaptıktan sonra idrarını tam boşaltamamış gibi bir his verebiliyor ve hekim bunun üzerinden sorgulamasını, muayenesini devam ettirerek, laboratuvar bulgularıyla da şüphelendiği enfeksiyonu destekleyerek tedaviye geçebiliyor. Bunu tabii kısa tuttuk çünkü hem çok gündeme gelmiyor, hem çok sık değil, hem de bu ileri yaştaki prostat hastalıklarıyla pek karışmaması gerekiyor. Böyle genç yaşta hani yaşların prostat büyümesi veya prostat kanseri gibi bir rahatsızlığa tutuldum diye genç yaş insanların korkmasına gerek yok. Prostatın iyi huylu büyümeleri ve kötü huylu büyümeleri var ki bunlar da prostata ait hastalıklar. Ama ve lakin her koşulda bunlar 50'li yaşlardan sonra çıkıyor. 40'lı yaşlar, 40-50 yaş arası bir prostat kanserinin olması veya iyi huylu bir prostat büyümesinin olması gerçekten çok çok nadir ve olağanüstü az gördüğümüz şeyler. Dolayısıyla prostat hastalıklarının büyük bir bölümünü teşkil eden büyümeleri, BPA dediğimiz iyi huylu büyümeleri ve prostat kanserleri 50'li yaşların sonrasındaki yıllara ait erkek hastalıkları arasında bulunuyor. Peki Armağan Hocam, prostat enfeksiyonları nasıl tedavi edilir? Çok kısaca değindim. Prostat enfeksiyonları temelde antibiyotik ile tedavi edilir. Çok dirençli olgularda bir takım manyetik tedaviler yapılabiliyor. Çok anlamlı olmadığı da biliniyor. Ama hiçbir şekilde bir prostat enfeksiyonunun ameliyat olmaması gerekir. Bir cerrahi tedavisi yoktur. Temelde her koşulda antibiyotik ile hastanın rahatlatılması ve şikayetlerin baskılanması önemlidir. Prostat enfeksiyonu olan bir kişinin bunun dışında bir radyoterapi veya antibiyotik dışı bir tedavi alma durumu söz konusu değildir. Medikal tedavidir diyebiliriz. Evet. Armağan Hocam, az önce iyi huylu ve kötü huylu prostat diyoruz. Evet. Peki iyi huylu prostat büyümeleri nasıl tedavi edilir? İyi huylu prostat büyümelerinin adı üstünde bir kere kanser potansiyeli yoktur. İyi huylu dediğimiz sadece bir volüm artışıyla
kişinin idrar yapmasını zorlaştırması söz konusu. Bu yüzden de iyi huylu prostat büyümesi olan kişinin idrar yaparken ince idrar yapması, yani idrar kalibresinin incelmesi, taziksiz yakına idrar yapması, özellikle başlarken bir bekleme sürecinin olması, hani biraz parodi haline getirirsek veya bir skeç gibi düşünürsek, hani genç bir kişi hemen gidip idrarını pisuara yapıp çıkarken 60'lı 70'li yaşlarında bir erkek başlamak için bir süre bekliyor. Yaparken uzun bir süre harcıyor ve bitirirken de damla damla devam etmesi onu orada tutuyor. Dolayısıyla bir kere idrarı boşaltma süresi uzuyor. Başlaması bir sıkıntılı. İdrar yaparken bazen ıkıntı ile idrar yapma, zorlama söz konusu. Ve bitişi de öyle, hadi idrarım bitti ben gidiyorum, çocuklar bekliyordu gibi bir şey değil. Biraz daha damla damla yapıp, biraz daha damla damla devam ettirme olayı olur. Bu iyi huylu BPH dediğimiz iyi huylu prostat büyümesi hastalıklarının temel şikayetleri. Tabii kişi bu volüm artışı nedeniyle idrar kanalının tıkanması sonucu idrarını da tam boşaltamayabileceği için biraz daha sık da idrara gidebilir. Bunun bir gece yansıması da gece idrara kalkma olabilir. Çünkü genç bir insan gidip lavaboya idrarını tamamen boşaltabiliyor, mesanedeki idrarını. Ama BPA hastası, iyi huylu prostat büyümesi olan bir insan tabii ki tam boşaltamadığı için mesanede bir rezerv var, içeride kalmış, üstüne yeni idrar böbreklerden gelince tam boşaltamadığınız bir rezervuarı, mesaneyi iyi kullanamıyorsunuz. Hemen tekrar bir doluluk hissi beyne gidiyor ve sizi lavaboya götürüyor. Dolayısıyla tıkalı işeme, zor işeme yakınmalarının yanı sıra daha sık idrara gitme, gece ve gündüz daha sık idrara gitme söz konusu oluyor. Bu sorunuzdaki iyi huylu prostat büyümelerinin kişideki yapmış olduğu yakınmalar ve şikayetler. Az önce de yine belirttiğiniz gibi Arman Hocam, bununla birlikte de kötü huylu prostat var. Evet. O da kansere çeviriyor. Kesinlikle. Peki kötü huylu prostat kanseri nasıl tedavi edilir? Kötü huylu prostat kanserleri iyi huylu prostat hastalıklarından biraz farklı. Ben başlangıç olarak bir şunu vurgulamak isterim. Kötü huylu prostat kanserlerinin maalesef erken dönemde az önce konuştuğumuz iyi huylu büyümelerdeki yakınmaları yapmadığını görüyoruz. Çünkü bu kanserler prostatın dış bölümünden çıkıyor. Çok kısaca araya bir benzetme sıkıştıracağım. Prostatı bir portakal gibi düşünebiliriz. Bu portakalın meyvesi, içindeki meyvesi ve ortadan işeme kanalı geçiyor. İşte iyi huylu büyümelerde prostatın o meyve bölümü büyüyor ve kişinin işemesini zora sokuyor. Halbuki kanserler prostatın kabuğundan, yani portakalı tekrar hayal edersek, dışarıdaki o kabuk bölümünden çıkıyor. O zaman ne oluyor? Kabuk bölümünden çıkan bir rahatsızlık işeme kanalını uzunca bir dönem sıkıntıya sokmuyor, rahatsız etmiyor. Dolayısıyla da kişi herhangi bir idrar yapma sorunuyla karşılaşmıyor. Ne zaman klinik belirti verir bir prostat kanseri? Maalesef kemiklere metastaz yaptığı, yani sıçradığı zaman belirti verir. O da bel ağrısıyla kendini ifade eder. Kişi belim ağrıyor diye, hani bazen fizik tedaviye, beyin cerrahi, omurilik cerrahiye gider ama aslında olan bir kemik metastazı, ki en sık omurgalarda, omurlarda, omur kemiklerinde metastaz yapar. İşte o bel ağrısıyla gelebilir. Maalesef biraz geç kalmış vakalardır. Dolayısıyla prostat kanserinin erken dönem belirtileri klinik olarak kişide şikayete yol açmıyor. Ama ben bunu böyle bir karamsar tablo olarak ortada bırakmayayım. Prostat kanserini günümüzde çok erken dönemde yakalamak mümkün. Bir, kanda PSA düzeyi bakılıyor. Kanda PSA düzeyi bir kan şekeri ölçümü gibi bir şey. Kanınızı veriyorsunuz. İçinde prostat dokusunun, hücrelerin ürettiği bir madde bakılıyor. Ve bunun yüksek olması sizde prostat kanseri olasılığını gündeme getiriyor. Dolayısıyla
kural şu, yani bu kadar konuşmanın altında kanserlerle ilgili unutulmaması gereken cümle şu bence. 50 yaşın üzerindeki her erkek senede bir kez PSA tahlili yapılmak üzere kan vermeli ve bu tahlil yılda bir kere en azından bir genel tarama ve kontrol olarak yapılmalı. Bu bize ne sağlayacaktır? Çok erken dönemde, yani klinik belirti vermeden yıllar önce başlamış olan bir prostat kanserini erkenden yakalama şansı tanıyacaktır. Biz de bunu çok önemsiyoruz. Çünkü her hastalıkta, her kanserde olduğu gibi erken tanı çok önemli. O zaman hastanın bu hastalıktan kesin kurtulma şansı elimizde. Hastanın hayat kalitesinin hiç bozulmaması olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla erken tanı diyoruz. Ve bu PSA kan tahliliyle yapılabilen bir şey. İkinci bir ayağı var. Hani laboratuvara gittim, kanımı yaptım, PSA normal. Ama bir üroloji uzmanının parmakla yapacağı prostat muayenesi de çok çok önemli. Çünkü PSA yükselmediği halde parmak muayenesinde ele gelen bir sertlik, bir düzensizlik, bir kabarıklık da kişinin prostat kanseri olabileceği alarmını bize veriyor. Biz de onun üzerine gidip tanıyı koyduğumuz zaman erken teşhis şansını yakalamış oluyoruz. Prostat kanserlerinde, tüm kanserlerde olduğu gibi kesinlikle %100 söylüyorum, erken tanının önemi çok çok büyük. Bir kere sizin hayat sürenizi o zaman kısaltmaz, hayat kalitenizi bozmaz. O hastalıktan erken dönemde kolayca kurtulur ve normal yaşantınızı devam ettirirsiniz. Onun için ben tekrar çok kısaca toparlayayım, tanı bazında, tanı açısından konuşuyorum. Prostat kanserini erken yakalamak için 50 yaşını geçmiş her erkeğin senede en az bir kez bir PSA kan tahlili yapması ve bir üroloji muayenesinden geçmesi çok çok önemli. Bunlar yapılabilir, erken tanı konulursa az önce sorunuzda olan tedavileri neler olabilirin çok kolaylaştığını görüyoruz gerçekten. Ne oluyor? Mesela çok erken dönemde prostat tümöründen tamamen kurtulma şansınız oluyor. O şekilde az önce söylediğim gibi hayat kaliteniz, hayat süreniz hiçbir şekilde o hastalıktan etkilenmiyor. Ve normal yaşantınızı devam ettiriyorsunuz ama lenf nodlarına sıçramışsa, kemikleri sıçramışsa, hani Allah korusun karaciğer, akciğer vesaire böyle yayılmış bir prostat kanserinde ne yaparsanız yapın o hastanın en azından hayat kalitesi düşüyor maalesef. Bunu da biz evresine göre her prostat kanserinin tedavisini en doğru şekilde seçmeye çalışıyoruz. Ben bunun çok özür dilerim. Ben bunun evrelerine göre size şöyle bir toparlamasını yapmak isterim. Erken evrede yakalanmış bir prostat kanseri, eğer ameliyat olup prostatın komple alınmasıyla bu hastalıktan kurtulabilecekse o zaman ameliyat olur ve prostat kanserinin bir daha vücutta bir yere gitme şansı kalmaz. Ama lenf nodları da tutulmuş olabilir, onlar da alınabiliyor. Ama bir kemiğe gitmiş, karaciğere gitmiş bir prostat kanseri hastasının evre olarak 3. 4. evre olduğunu söyleyebiliriz. İşte o zaman yapılabilecek olanlar lokal radyoterapi tedavileri, hormon tedavi ile tamamen testosteronu sıfırlayıp vücutta kanda testosteron düzeyini en düşüğe getirip hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak oluyor. Veyahut da kemoterapi ilaçlarına başvurmak oluyor. Ki bunlar hem zor süreçler hem de hani alınacak sonuçlar da hiçbir zaman maalesef %100 olmuyor. Onun için hani o tedaviydi buydu çok karıştırmadan bu kanserlerde benim hastalar, daha doğrusu yaş grubu olarak uyarmak istedim. 50 yaşından itibaren hem bir üroloji muayenesi hem bir PSA kontrolü çok çok önemli. Bunu mutlaka erkekler gözden kaçırmasın, üzerinde önemli dursunlar. Gerçekten hani bir 70-80 yaşına kadar araba kullanabilmek veya bahçeyi sürebilmek veya işte domatesi toplayabilmek veya torunlarla oynayabilmek şansını tanıyabiliriz erken tanıyla. Ama geç kalmış bir hastanın yataktan koltuktan çıkıp maalesef yürümesi bile çok eziyetli oluyor. Evden çıkamayan, hareket edemeyen, eğilip kalkamayan bir yaşam kalitesi düşük bir insana dönüşüyor verilen tedavilere rağmen. Orada işte o süreci erken yakalayıp
kişiyi o noktaya götürmemek çok önemli. Bu hastalığın maalesef tatsız türü. İyi huylu prostat büyümelerinden de bahsettik. Onlar da temelde tedavi olarak ister ilaç olsun, ister kapalı ameliyatlar olsun, isterseniz açık ameliyatlar olsun. Bütün bunlarda hedef kişiyi rahat idrar boşaltmasını sağlamak, rahat işetebilmek bir anlamda. Dolayısıyla idrar kanalını açmaya yönelik ameliyatlar, bunların açığı var, kapalısı var, lazeri var, ilaç tedavileri var. Burada da şunu özellikle vurgulamak isterim, hani bu hastalık grubunda akılda kalmasını istediğim şu, hani genelde hastalar kapalı ameliyat mı iyi yoksa açık ameliyat mı iyi veya işte o lazerli olmuş ben buharlaştırma mı olayım, onun sıkıntısı böyle olmuş falan. Ya burada önemli olan aslında o hasta için en doğru alternatif hangisi? En doğru ameliyat hangisi? Olayı şöyle bakmayalım. Yani bir araba markası gibi düşünmeyelim. Hani o araba iyidir ama senin ihtiyaçların için uygun mudur? Şimdi kişinin de sağlık durumu, prostatının hacmi, diğer sağlık koşulları sizin için en doğru olan ameliyatı diğerinden farklı kılar. Dolayısıyla bence bu konuda hastalarımız hekimle durumu paylaşıp hekimin de önerilerini mutlaka göz önüne alsınlar. Bazen bakıyoruz hani kesinlikle şu tip ameliyatı olmak istiyorum diyor. Ama 5 yıl sonra bir daha oluyor, bir daha oluyor. Çünkü o hastanın prostatı çok büyük. Maalesef o ameliyatta tam tüketilemiyor prostat, temizlenemiyor. Dolayısıyla da tekrar ameliyatla karşılaşabiliyor hastalar. Benim vurgulamak istediğim o. Yani o kişi için en doğru ameliyat tekniği veyahut da o kişi için en doğru tedavi tekniği hangisi ise onu hasta hekim bir araya gelip ortak bir konsensus, ortak bir kararla sonuca ulaştırırlarsa bence doğrusu o. Bence hastalarımızın da böyle düşünmesi uygun olur. Peki hocam, kadınlarda en sık görülen göğüs kanseriyken erkeklerde de en sık görülen prostat kanseri, prostat rahatsızlıkları. Peki her erkek potansiyel bir prostat hastalığı adayı diyebilir miyiz? Tabii ki, kesinlikle. Çünkü prostat işlevi açısından her yaşta aktif bir organ. Genç yaşta, erişkin yaşta bir üreme fonksiyonu var. Sonuçta sperm hücrelerinin içinde bulunduğu sıvının büyük bir bölümünü oluşturuyor. İçine bir takım kimyasallar koyuyor. Dolayısıyla üremede bir görevi var. İleri yaşta bu görevi aynı bir rahim gibi, bir yumurtalıklar gibi bir noktadan sonra tamamlanıyor tabii ki. Ama bir takım da hormonal dengelerin değişmesiyle sorunlar üretmeye başlıyor. Dolayısıyla her erkek bir tür prostat hastalığına tutulma şanssızlığına sahip. Bu enfeksiyon olabilir, BPA dediğimiz iyi huylu büyümeler olabilir, kanserler olabilir. Kesinlikle her erkeğin bu konuda bir sorun yaşaması beklenir, kaçınılmazdır. O yüzden de en ufak bir kendinde farklılık hissettiği anda mutlaka hekimine gitmesi gerekir. Kesinlikle. Ki hissetmese bile ben gene benim için altın değerinde olan cümlemi söyleyeyim. Yani 50 yaşını geçmiş her erkek mutlaka hiçbir şikayeti bile olmasa üroloji muayenesinden geçsin. Hekimine gelsin. Kesinlikle, kesinlikle. Peki hocam, prostattan bahsettik. Tabii arada konuşmalarda idrar da geçti. Peki biraz da idrardan bahsedelim. İdrarda kan görülmesi önemlidir. İdrarda kan görülmesi çok önemlidir. Öyle destekleyeyim. Normalde bir insanın hiçbir şekilde idrarında gözle görünür veya mikroskopik yani tahlilde yakalanabilir düzeyde bir kanaması olmaz. Hani idrarda kan normal koşullarda hiçbir zaman olmaması gerekir. Olduğu zaman da bu bir sorundur. Çeşit sebepleri olabilir. Bunun da araştırılması gerekir. Ben en masumundan en kötüsüne doğru şöyle kısaca bir sıralama yapayım. Mesela idrar yolu enfeksiyonları, sistitler kanama yapabilir. Çünkü enfeksiyon orada bir takım değişikliklere yol açar, damarlar şişer, kabarır ve çatlamalar olup idrara kan karışır. Kişinin bunu görüp görmemesi önemli değil, idrar tahlilinde çıkması bile sorundur. Demek ki bir enfeksiyon bile idrarda kanamaya yol açabiliyor. Onun dışında taşlar,
Bir mesane taşı, bir böbrek taşı, üreter kanalı taşı her zaman idrarda kanamaya yol açabilir. Ve taş kendisini böyle de ifade edebilir, böyle de teşhise gidebiliriz. Bu biraz daha sıkıntılı bir hastalık grubu ama maalesef en kötüsüne de gelmek zorundayız. Böbrekten itibaren idrar kanalının en dış bölümüne kadar bütün kanalın içinde herhangi bir yerden çıkan bir tümör idrarda kanamaya yol açar. Çünkü tümör demek hücre artışı demek. Hücre artışı demek damarlanma artışı demek. Damarların arttığı yerde de en ufak bir bahaneyle kan bulaşır. Bu bağırsaktan oluyorsa bağırsakla ilgili bir sorun vardır. Balgamda oluyorsa akciğerle ilgili bir sorun vardır. Ve tabii ki idrarda varsa idrar yoluyla ilgili bir önemli sorun olabilir. Bir tümör olabilir. Velhasıl yani idrarda normalde hiçbir zaman kan olmaması gerekir. Hele ki gözle görünür düzeyde bir kanama varsa lütfen bunu hiç kimse ya olabilir etmesin. Tabii yani oldu geçti diye bir yaklaşım kişiye zarar veriyor maalesef. Arman Hocam, idrarda herhangi bir kanama görüldüğü zaman mutlaka hekimimize gideceğiz. Çünkü bu bir hastalık habercisi. Kesinlikle. Yani idrarda kan çıkmasının bir olağan veya doğal bir sebebi olamaz. Kesinlikle bir hastalık habercisidir, belirtisidir. Ki bazen kişi bunu görmeyebilir. Az önce söylediğim gibi idrar tahlilinde mikroskopik incelemede çıkabilir. Onun da üzerine gitmek lazım. Hiçbir şekilde azmış geçer gibi düşünmemek lazım. Bu vurguladığınız nokta gerçekten önemli. Hem de her yaş grubu için önemli. Az önce de konunun içerisinde taşlardan bahsettiniz. Evet. Böbrek taşı dediniz. Peki taşlardan da bahsedecek olursak hocam, böbrek ve kanal taşlarının tedavileri nelerdir? Tabii ki. Şimdi böbrek taşlarının kişide belirtileriyle ben hemen başlayayım. Şiddetli bir ağrı yapabilir böbrek taşları ve kanal taşları. Kişide sık idrara gitmeye yol açabilir. İdrar yaptıktan sonra gene böyle rahatlayamıyor, içeride idrar kalıyor hissi olabilir. Bunlar hep taşın varlığından gelen belirtiler. Kanama az önce dediğimiz gibi, söylediğimiz gibi kanama idrarda çıkar. Şiddetli ağrılarla beraber mide bulantısı istifra edebilir kişi. Bazen ateş, yüksek ateş titreme olabilir. Bunlar da taş hastasının belirtileri. Biz taşın tanısını hızlı ve kolay bir şekilde koyabiliriz. Ultrason olsun, tomografi olsun bize çok yardımcı olur ve hemen taşı görürüz, yakalarız. Tedavisinde de önemli olan o hasta için gene en kolay, en hızlı tedavi hangisi olacaktır? Bazen hastanın tek bir taşı oluyor ve küçük oluyor. Onu biz ilaçlarla, bol su içilerek, gerekirse sıcak uygulamalar, hamamlar, sıcak su banyolarıyla düşürtmeye yöneltebiliyoruz. Ama şimdi küçük de olsa 8-10 taş olduğunda veya bir tane büyük bir taş olduğunda, bir santimi aşkın bir taş olduğunda kişinin onu düşürmesi zor olabilir. Bu zorluk nedeniyle de o taşın ufalanması yönünde tedaviler yapabiliriz. Dışarıdan şok dalgalarıyla kırma var. Bazı lazer taş kırma tedavilerimiz var. Bunlarla o taşın küçültülmesi, küçültülebilmesi taşın düşme sürecini hızlandırır. Dolayısıyla o grup hastada da böyle yöntemler seçebiliyoruz. Ama bir de hani ne kırmayla bitebilecek ne kendisinin düşürebileceği irilikte olan 2 santimi bulan veya üzerine çıkan veya 1 santim bile olsa çok sayıda olan taşları da ne kırma yöntemi ne ilaçlarla ne şeyle tüketmek mümkün olmuyor. Ve süreç içinde kişinin böbreği o taşların yapmış olduğu tıkanmalardan ciddi hasar görüyor. Maalesef böbrekteki hasarlar da geriye dönüşsüzdür. Dolayısıyla böbreğin kalıcı bir hasar görmeden idrar yolunun açılması, idrarın rahat akması ve böbreğin rahat çalışması, tıkanmaması, durmaması önemlidir. Ve o sürecin çok kısa tutulması önemlidir. Dolayısıyla eğer sürecin tedavinin uzayacağı durumlar varsa, böbrek ciddi düzeyde tıkanmışsa ve şişmeye başlamışsa o zaman o yolu açmak lazım. Bunda kapalı ameliyatlar, açık ameliyatlar, laparoskopik ameliyatlar hepsi bir arada bu tedavileri bize sağlar. Kapalı ameliyatları birazcık açmak, anlatmak isterim. Bunlar endoskopik ameliyatlardır. Yani idrarın aktığı doğal kanallardan geçilerek kameralarla taşın görüldüğü, içeride lazer yöntemiyle parçalandığı ve bir takım cihazlarla da yakalanıp dışarı alındığı ameliyatlardır. Bazı cihazlarımız var, flexible dediğimiz,
eğilip bükülebilir cihazlarımız böbreklere kadar çıkabiliyor ve böbreğin içindeki taşları da alabiliyor. Bunlar işte zamanında hep açık ameliyatla taş aldıran hastaları bugün açık ameliyat olmaktan kurtarıyor. Daha çabuk hasta ayağa kalkıyor. En azından bir yara ağrısı olmuyor. İleriki ameliyatlarda zorluk üretmiyor. Efendim kişinin işe dönme süresi kısalıyor. Bunlar önemli. En azından bir açık ameliyatın o izi olmuyor. Bu bile çok değerli bir şey. Dolayısıyla endoskopik ameliyatlar bugün taş hastalıklarında çok kıymetli. Şimdi bu anlattığım doğal idrar yollarından girip taşı parçalayıp almak söz konusuyken bir de direkt ciltten böbreğe kadar yol alıp yani aradaki katları delip kameralı sistemle böbreğin içine girip böbreğin içinde de taşları parçalayıp o anda dışarı alabiliyoruz. Tabii bütün bu ameliyatlar hep perkutan dediğimiz ciltten direkt böbreğe veya endoskopik dediğimiz doğal idrar yolundan yukarı çıkarak taşa ulaşma ameliyatları. Bunlar da bazen içeri geçici silikon tüpler, plastik tüpler takabiliyoruz. Onlar da genelde taşın tam temizlenmesini takiben alınıyor ve hasta hiçbir şekilde açık ameliyat olmadan taşlarından kurtulabiliyor. Bunlar bugün günümüzde tıp teknolojisinin bize getirdiği avantajlar. Ben yani asistanlık yıllarımda hatırlıyorum. Aynı taraftan iki defa, üç defa açık ameliyat olan hastalar oluyordu. Ve artık hem hastaya gerçekten eziyet hem de doktora da eziyet oluyordu. Çünkü ikinci, üçüncü ameliyatlarda dokular yapıştığı, sertleştiği için hekimin işi de zorlaşıyor. Ameliyat süresi uzuyor, başarısı azalıyor gibi çok sakıncalı, sıkıntılı durumlar oluyordu. Bugün tıbbın getirmiş olduğu bu imkanlar gerçekten hani istiyorsanız her sene bir kere kapalı taş ameliyatı olun. Sizde kalıcı bir deformasyon, bir iz, bir sıkıntı bırakmayabiliyor. Tabii bunların da incelikleri, teknikleri var. Nerede durulacağı önemli, ne kadar süreceği belli, kırmanın dozu belli. Bunlara, kurallara uyulursa bir aksiliğin çıkması da gerçekten düşük olasılık. Tabii ki pratik olarak başımıza da geldiği olabilir ama önemli değil. Yani önemsenecek düzeyde değil. Yani hocam tabii Türkiye'de de sağlık sektörü o kadar da ilerledi ki bugün evet. Yurt dışından hasta turizmine baktığımız zaman evet. Bulunduğu olmasa hastane, Avrasya Hastanesi'de çok sayıda yurt dışından hasta tedavi ediyor. Ve tercih edilen bir hastane kesinlikle. Durumunda şu anda. Türkiye gerçekten teknolojik noktada da çok başarılı bir çağ atladı diyebiliriz. Tabii ki iyi noktada hem de çevre ülkelere baktığınız evet. zaman yani bu konuda bir çekim merkezi olması bence de doğal ve hakkı diye düşünüyorum. Bizim de burada Avrasya'da bu noktada elimizden gelenin en iyisini yapmak, teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak birinci hedefimiz. Zaten bu noktadaki başarılarınız takdir olarak size geri dönüş evet. sağlıyor. Evet hocam. Arman hocam tabii tümör ve kanserlerden de bahsettik. Evet. Ürolojik tümörlerde hangi tedaviler vardır? Şimdi ürolojik tümörlerin tabii ki erken dönemlerde cerrahi tedavileri çok başarılı sonuçlar verir. Bizim ürolojide yukarıdan aşağıya çok kısaca bir böbrek tümörü olması, üreter kanalı, idrar kanalının içinden çıkan tümörlerin olması, mesanenin, idrar kesesinin tümörlerinin olması, prostatın tümörlerinin, kanserlerinin olması ve tabii erkeklerde yumurtalıkların tümörünün olması karşılaştığımız durumlar. Yani hiçbir organ tümörden muaf değil. Ürolojik bütün organlarımız tümörle karşılaşabilir, tümör kaynağı olabilir. Ve bütün bunlarda ister açık ameliyatlar olsun, ister kapalı ameliyatlar olsun, erken teşhis konulduğu zaman gerçekten kişi için yüz güldürücü sonuçlar, hekim için de sevindirici sonuçlar ortaya çıkıyor. Böbrek tümörlerinin açık ameliyatları çok yapılırdı ama günümüzde bunu laparoskopik yöntemde bildiğiniz gibi birkaç delik açıp o cihazlar yardımıyla böbreği komple alıp poşet içinde de paralayarak, onu hani mikserleyerek çamur halinde dışarı çıkardığımız ameliyat tekniklerimiz var. Hani delikler açılıyor ama o böbrek ve kitle de o delikten çıkmıyor. Dolayısıyla bir poşetin içinde onu mikserleyip dışarı çıkartıyorsunuz.
Bu tip ameliyatların açığa dönmesi nadir ama tabii ki gerekiyorsa da açılabiliyor. Onun dışında mesane tümörleri bizim en sık karşılaştığımız tümör tipi. Belki prostattan sonra ikinci sırada üroloji için. Mesane tümörü kanseri hastalarının da az önce çok vurguladığımız idrarda kanama şikayetiyle bize geldiğini görüyoruz. Çünkü mesane kanseri bir ağrı yapmıyor. Bulunduğu organ nedeniyle bir boşluk var ve orada rahat büyüyor. Ancak kendini kanamaya bağlı belirtilerle, pıhtılı, kanlı, kırmızı idrar yapmayla ifade ediyor. Ve maalesef tabii ki her zaman olduğu gibi sigara da mesane kanserinde çok önemli bir role sahip. Ama biz mesane kanserini erken dönemde yakalayabildiğimiz zaman kapalı gene endoskopik ameliyatlarla temizliyoruz. Yani hastayı açıp mesaneden tümörü alıp kapatmak değil de idrar kanalından girip kamerayla mesaneye kadar ulaşıp bir takım koter ve teller yardımıyla o tümörü tabanına kadar kazıyarak, temizleyerek tümörü dışarı alabiliyoruz ve sonra takibini yapıyoruz. Ama gene bir mesane kanserinin hacmi çok büyümüşse, mesane duvarını komple tutmuşsa veya lenf bezlerine sıçrama yapmışsa, o zaman da maalesef idrar torbasının komple dışarı alınması söz konusu oluyor. Tabii bu kez idrarı depolayabileceğiniz bir organınız kalmayacak. Bunu da ya yandan cilde vermek, torbaya vermek söz konusu idrarı, kanalları cilde yaklaştırıp veyahut da bağırsaktan mesane benzeri rezervuarlar oluşturup gene üreter dediğimiz kanallarla idrar kanalını arasına onu yerleştirmek söz konusu. Tabii bunlar iyi bakım isteyen, iyi takip isteyen teknik ve önemli ameliyatlar. İşin oraya varmaması lazım. Çünkü hiçbir zaman kişinin kendi organının yerini tutmuyor. Yani bağırsaktan yapacağınız bir idrar torbası sizin o orijinal mesanenizin lüksünü sağlamıyor. Zaten kişinin sağlık lüksü nedir? Hani bütün organlarının çalışması ama kişinin de bunun farkında olmaması. Ama işte mesaneniz değişince, bağırsaktan yapınca bu kez boşaltamıyorsunuz. Çünkü orijinal mesane gibi kasılıp idrarı itmiyor. Bu kez baskı yapıyorsunuz veya sonda takıp boşaltıyorsunuz gibi gibi. Yani iş eğer tümörün ileri aşamasına vardıysa maalesef onun size bir bedeli oluyor. Bir yaşam kalitenizde bir düşüşünüz oluyor. Mesane kanserlerinin tedavileri temelde böyle. Eğer sıçramalar varsa her zaman olduğu gibi onkolojiye bağlı tedaviler, onkoloji hocalarımızın yapmış olduğu kemoterapiler mesanede gündeme geliyor. Böbrekte küçük bir parantez açıp geri dönmek istedim. Bazen böbrek tümörlerinin lokasyonu çok önemli. Bakıyorsunuz böbreğin üst veya alt köşesinde veya yandan dışarı doğru büyümüş bir tümör yakalıyorsunuz erken dönemde. Bunu sadece tümörü alarak da olayı kapatabiliyorsunuz. Yani her zaman böbreğin komple alınması söz konusu olmadan işi kurtarabiliyorsunuz. Tabii kişinin iki böbreği olunca birini almak çok böyle çaresizlik değil ama hani gene de o tümörlü böbreğin de tümörünü alıp böbreği bırakmak da hakikaten çok anlamlı ve iyi bir yaklaşım oluyor kişinin ileri hayatı açısından. Dolayısıyla hani her zaman tümör oldu mu böbreğin tamamı gidecek diye bir şey yok ama böbreği de bırakacağım diye de tümörü bırakma ödününe girmemek lazım. Yani böbreği koruyacağım diye de tümör bırakmamamız gerekiyor. Orada zaten patologlarımız cerrahisinin herhalde tümör olup olmadığını bize söylüyor. Biz de o kararımızı orada ya böbreği alalım ya da tamam bitti tümörü aldık, tümör kalmadı gibi de düşünebiliyoruz. Ve gelelim iki kanserimiz daha var sık gördüğümüz. Prostat kanseri ve erkeklerde yumurtalık kanseri. Prostat kanserini biraz geniş tutarız ama yumurtalık kanseri için şunu söyleyeyim. O da erken yakalandığında gerçekten hayat boyu bir sorun çıkartmadan atlatılabiliyor. Neticede iki tane yumurtalık olduğu için üreme açısından, evlilik hayatı açısından da tek yumurta bir kişiye yetiyor. Bir böbreğin yettiği gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla onda da çok erken teşhis çok önemli. Benim tavsiyem testis tümörleri erken yaş hastalığıdır. Yani 20'li 30'lu yaşların hastalığıdır. Eğer bir büyüme, bir düzensizlik, bir volüm hacim artışı oluyorsa mutlaka üroloğa hemen koşsunlar. Ağrım yok deyip
önemsemesinler. Maalesef yumurtalık tümörleri de erkeklerde ağrı yapmıyor. Ancak hacim büyümesiyle kişiyi uyarıyor. Öyle bir şüphe oldu mu bence hemen üroloğa koşmakta yarar var. Ve gelelim esas büyük hasta popülasyonumuz prostat kanserinin tedavisi. Ki o da erken dönemde bir ameliyattan orta ve ileri evrede hormon tedavilerine veya kemoterapiye kadar giden bir süreci, bir spektrumu kapsıyor. Yani alternatif tedavileri çok ama o hasta için, o pozisyondaki durumdaki insan için en doğru tedaviyi seçip en doğru tedaviyi yapmak da tabii ki üroloğun görevi sağlamak, üroloğun görevi. Kanserlerimiz böyle. Yani inşallah tabii kimse karşılaşmasın. Yüz güldürücü hastalıklar değil. Ama erken teşhis varsa da gerçekten orada rahat olmak evet, lazım. Erken teşhis de hayat kurtarıyor. Kesinlikle. Evet ve en önemli konulardan biri hocam, Arman hocam, sigara. Evet. Evet, sigara erkeklerin artık vazgeçirmesi diyoruz ama maalesef birçok hastalığında en büyük zehri sigara. Kesinlikle. Ve sigara ve tütün ürünlerinin tamamı. Evet, hepsi ve erkeklerde daha da kendisini belirtiyor muhtemelen ki en son sigara paketlerinde ben gördüm hocam. Sigara paketlerinin üzerinde işte sigara içmeyin, ilerleyen süreçlerde çocuğunuz olmaz ve sperm sayısını düşürür ibareleri kullanılıyor. Olur, evet. Ama yine de içiriyor. Peki sigaranın zararları ve erkek hastalıklarında, prostatta olsun, spermde olsun, zararları neden? Şimdi sigara bir kere sperm canlılığı üzerinde olumsuz bir etki sahibi. Tabii sperm hücrelerinin hareketliliği, canlılığı düştüğü zaman gebelik olasılığı da her zaman azalır. Onun belli bir düzeyin üstünde olması lazım. Ama tabii bakıyorsunuz hani bazen de kişi iki paket içiyor da genelde çocukları 4-5 olabiliyor. Yani bu çok kesin böyle herkesle aynı etkiyi yapmıyor. Yani içmeyen birinde çocuğu oluyor. Ha, bazen de öyle oluyor çünkü değişik nedenleri var. Ama sigaranın bir üremeye olumsuz etkisi olduğu kesin. Damar sistemini bozduğu için iktidarsızlık problemlerine yol açıyor. Cinsiyet ayrımı yapmadan da mesane kanseri, yani sigaranın en başta akciğer, sonra mide, sonra da mesane kanseri yaptığını bugün net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama hocam yaş oranı da çok düştü. Sigara kullanma maalesef, yaş oranı maalesef da çok düştü. Hani kadın, erkek, çocuk, yani bir sigara tüketimi var yani, maalesef var. Tabii ekonomik problemler, biraz özenti, biraz ailenin içinde içen olup olmaması. Şimdi baba içince çocuğuna niye içiyorsun da diyemiyor. Evet. Hani örnek olmanız gerekecek. Doktorlar içiyor. Ben ne diyeyim bu konuda? Hani hastalarıma söyleyebildiğim bir tek şu var. Yani sigara hangi sorununuzu bugüne kadar çözdü? Veya hani neye şifa oldu, neye çare oldu? Ama işte bir alışkanlık, yani bu kötü bir alışkanlık gerçekten. Evet. Bu alışkanlıklardan da kurtarmak gerekiyor şeyleri. Bu da nasıl olacak? Sizler gibi işte kamu spotu ve tabii devletin de buna büyük bir yaklaşımı var. Kapalı alanlarda sigara içilmemesi. İşte diyoruz ya, sigara paketlerinin üzerindeki o amblemler çok önemli. Evet, mesaj veriyorlar ya, sigara içmeyin diyor. Çok önemli. Ben önemsiyorum. Çünkü alırken bile bir iticilik sağlıyor. Bir de her kutunun konusu ayrı. Akciğer kanseri ayrı, iktidarsızlık ayrı, üreme sorunlarına ayrı. Yani dolayısıyla o uygulama iyi ama insanları ne kadar caydırıyor veya benim başıma gelmez diye mi düşünüyorlar veya geldiğinde mi düşünürüz diye düşünüyorlar. Yani sigara ciddi bir sağlık problemi tabii ki. Sadece bizim ilgili değil, kalp hastalıkları açısından, diğer bayanlardaki yumurtalık, meme kanserleri açısından, akciğer en başta, yani sonra cinsiyet ayrımı da pek kalmadı bence. Hani akciğer kanseri bayanlarda da çok artık. Çünkü sigara tüketimleri çok. Yani keşke... Üremeyi de... Tabii ki zararlı olacak. Zararlı olacak. Hücrelerinin yani hareketini azaltır kesinlikle. Ama o bir şeydir, rezervdir. Hani içinden gene dölleme yapabilen hücreler vardır. Da hani olasılık azalıyordur. Çünkü yani bazen 15, bazen 20 milyon sperm hücresi dışarı atılınca onlardan sadece biri gebelik sağladığı için hani kişi iki paket de içse eşi gebe kalabilir ama bu sorun olmadığını göstermez. Tabii ki.
Ama içilmesi de çok iyi olur. Çok iyi olur diyorsunuz. dediniz az önce doktorlar ne diyor? Sigara içmeyin diyor. Çünkü sigaranın sağlığa zararlı olduğunu her yerde belirtiyoruz. Tabii içmeyen biri olarak da rahat konuşuyorum ben. Lütfen evet, ne güzel. Sigara kullanmayalım. Kendimizi seviyorsak, çevremizi seviyorsak da bu illetten bir an önce kurtaralım çevremizi ve kendimizi diyoruz. Arun Hocam, erkeklerde kısırlık konusu. Peki, erkeklerde kısırlık nedir? Görülür mü? Tedavi yöntemleri nelerdir? Evet, tabii ki erkeklerde kısırlık olur. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Bir çiftin gebeliği olmadığı zaman sebep erkek de olabilir. Biz de genelde bayanlar hemen kadın doğum uzmanına gidip hani bir sorun bende mi var, niye gebe kalamıyorum gibi bir yaklaşımda olsa da şöyle oranlar vereyim. Bir yıl evli olduğu ve çocuk istediği halde gebelik elde edemeyen çiftlerde %50'de bayan tarafında sorun var. %30'unda erkek tarafında sorun var. Kalan %20'sinde her ikisinde sorun var. Dolayısıyla yani her 3 çocuk sahibi olamayan çiftin birinde erkek tek başına sorumlu. Bu maalesef akla geç geliyor. Bazen erkeklik gururuyla ya benden sorun olur mu işte gibi oluyor. Önce bir şekilde bayan gidiyor. Benim burada çiftlerden kadın doğum uzmanına giden bayanlar için önerim şu. Siz mutlaka kontrollerinizi, jinekolog doktorunuzun takiplerine girin, değerlendirmelerini yapsın ama işin başında bir de eşiniz sperm testi yaptırsın. O sperm testi tek başına erkekteki o %30'u oluşturan erkek tarafının bir soruna sebep olup olmadığını ortaya koyar. Basit bir testtir. Verildikten sonra 2-3 saat içinde sonucu alınır ve hani en azından erkeğe ait bir sorun olup olmadığı kolaylıkla öğrenilir. Şuna çok üzülüyoruz. Bazen hanımefendi kadın doğum doktoruna aylarca gidiyor ama eşini o testi yapmaya ikna edemiyor. Halbuki hanımefendi hiçbir sorun yokken tek sorun erkekte çıkabiliyor. Böyle bir duruma düşmemek için bence her ikisini bir başlatıp erkeğin de durumunu orada tespit etmek gerekir. Sonuçta burada suçlu, güçlü, zayıf olayı değil bu. Yani suç aramıyoruz. Orası mahkemede değil ama yardımcı olmak için doğruyu bulmamız lazım. Onun için bence erkekler bu konuda biraz daha böyle duyarlı, evet olabilir, gideyim hemen yaptırayım gibi yaklaşmaları bence son derece doğru olur. Erkeklerden kaynaklanan kısırlıklarda sperm hücrelerinin sayısının azlığı, hareketliliğin azlığı, cansız çıkması söz konusu oluyor. Bunun da değişik nedenleri var. Bazen hormonal dengesizlikler, bazı hormonların düşük olması, tiroid hormonları bile sperm kalitesini bozuyor. Süt hormonu dediğimiz erkeklerde olan prolaktin hormonunun da yüksekliği sperm hücrelerinin hareketini bozabiliyor. Bazı yapısal hastalıklar, varikosel gibi damar hastalıkları, testiste üretilen o tohum hücrelerinin kalitesini, sayısını düşürebiliyor, hareketsizleştirebiliyor. Böyle bir dizi, bazen bir takım mekanik tıkanıklıklar, kanallarda olan tıkanıklıklar, değişik nedenlerle hücre çıkmamasına sebep olabiliyor. Bunu ürolog hızlı bir şekilde bir takım testleri yaparak, kriterleri ortaya koyarak yakalar ve onun tedavisini önerir. Bence bu konuda da erkeklerin duyarlı olması son derece doğru olur. Neticede yapılan tedaviler sonucu da yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Yani bir 4 ay içinde, bazen 6 ay içinde çiftin gebeliği elde etmesi söz konusu oluyor. Aşılama gibi, tüp bebek yöntemleri gibi daha maliyetli ve eziyetli yöntemlere varmadan, ulaşmadan problemi çözmek söz konusu olabiliyor. Sonuçta en güzel olan doğal yolla gebelik sağlanması, hem maliyet açısından hem tedavilerdeki o sıkıntılar açısından. Yani bunu üroloji tarafını bence göz ardı etmemek lazım. Tabii ki jinekolog doktorların da kadın hastalıkları yönünden değerlendirmesi, yumurtlamanın takibi, hormonal dengeler, tüplerin açık olup olmadığının değerlendirmesi hepsinin yapılması lazım. Bunlara
biz karşı çıkmamız söz konusu değil. Ama hani erkek tarafının da değerlendirilmesi şart ve onu işin başında yapmak. Çünkü hem en kolay test hem en hızlı sonuç veriyor hem de o anda şunun kararını verebiliyorsunuz. Beyefendide bir sıkıntı, problem saptamadık. Sizin üzerinize yoğunlaşsın jinekolog doktorunuz diyebiliyorsunuz. Veya onda da sorun var, sizde de olabilir. Siz de gidin, biz de onun tedavisini yapalım diyebiliyoruz. Şu kolaycılığa da kaçmamak lazım. Ya biz onunla bununla uğraşmayalım, tüp bebek tedavisi olalım gibi kolaycılık hem maliyetli, gerçi hızlı sonuç verebilir. Fakat hani ne olursa olsun doğal dışı bir yöntem. O açıdan bu konuda erkeklerin de duyarlı olmasını ben öneririm. Evet, hem erkek tarafının hem bayan tarafının, kadın tarafının ortak hareket etmesi gerekir diyorsunuz. Çözüme iki taraflı netice bakılması gerekiyor dediniz hocam. Evet, biraz da sünnetten bahsedelim isterseniz. Kısırlık tedavisinden bahsettik, çocuklardan bahsettik ve tabii sünnet de önemli. Peki sünnetle ilgili neler söylersiniz efendim? Şimdi tabii sünneti her yaşta yapmak mümkün. Ama çocukluk yaşında çabuk iyileşme olması, geleneksel yaklaşımlar nedeniyle yapılması daha uygun ve doğru. Ve kişinin ergen olmadan önce bu işin çözülmüş olması ona da bir rahatlık sağlar. Yaşlanmadan da artık sünnet yapılabiliyor. Yani tabii. Doğduktan sonra doğar da yapılıyor. Doğmaz. Biz çok öneriyoruz. Şöyle ki mesela ilk 40 gün içinde yapılan sünnetin iyileşme hızı muhteşem. Hani ne 3 ayda ne 6 ayda ne 3 yaşta daha kolay atlatılmıyor o olay. Sünnet sonrası o bakım ve süreç. Ama bir haftalık 15 günlük 40 günlük bir çocuğun iyileşmesi olayı anlamadan bile atlatması harika bir şey. Orada biraz ailelerin ya daha çok küçük iyileşir mi, nasıl kaldırır mı falan ama işte bebek anneden doğduğu zaman anneye ait olan bütün savunma maddelerini alarak doğuyor. Çünkü bir kan ilişkisi var anneyle gebelik boyunca ve onları hazır olarak anneden alarak doğuyor. Daha sonra o bağışıklık mekanizmaları, sistemleri çocuğun bir süre aşağı doğru iniş gösteriyor ve kendi üretmeye başlayınca toparlıyor. İşte o 40 gün anneden her şey hazır olduğu için çocuğun iyileşmesi inanılmaz hızlı. Yarar iyileşmesi çabuk, enfeksiyon yok, şişme vesaire az, ödem az. Zaten çocuk bezli, krem bakımıyla atlatıyor, gidiyor. Bir şurup bile içmesine gerek yok. Dolayısıyla yani tıbbi anlamda sünnet sonrası eziyetin hiç olmaması anlamında o dönem önemli ama bir 3 aylık, 6 aylık, 3 yaş, 6 yaşlı sünnet olur. Hani hele ki yani çocuk yok diyorsun. Yok tabii ki. Yani bir 6 yaşta doldurmuş bir çocuğun tabii bilinci geliştiği için, korkuları da ilerlediği için ve çevrenin de bir bu konuda provokatif hani söylemleri olabiliyor, kesilecek, edilecek gibi olduğu zaman çocuğu da iyi hazırlamak çok önemli bu kez. Bak derisinin fazlası kesilecek, mutlaka uyuşturucu yapılacak, ağrı hissetmeyeceksin gibi çocuğun psikolojik bilgilendirilmesi ve hazırlanması çok önemli. Bazen yani inanın kahroluyorum diyeceğim, yani sünneti yaparken bile aileden bazıları şimdi kesiliyor, şimdi kesilecek gibi söylemlerde olunca işte o çocuğun artık susması, durması söz konusu değil. Eğer bu yönde de kaygı yüksekse aileyle konuşup genel anestezi altında yapılmasını da tavsiye edebiliriz tabii. Yani çocuk o süreci hiç hatırlamazsa belki daha iyi de olur. Özellikle 4 yaştan itibaren 6-7 yaşa kadar o süreç biraz sıkıntılı olabilir. Sünnetin ben her daim hastanede yapılmasını, cerrahi koşullara, kurallara uyularak yapılmasını öneririm. Belki bin yıllardır yapılan bir işlem olduğu için de hani ne var ki sünnet denir ama aslında sünnet de bir ameliyattır, bir cerrahi işlemdir. Aslında çok önemli. Önemlidir. Bir kere de düzgün olması çok önemlidir. Ve bütün cerrahi kurallara da uyulması gereken bir işlemdir. Biz olabildiği kadar içeri bir veya iki yakınını alıp müdahale odasında yapıyoruz ama bazen tabii kalabalık da çocuğu olumsuz etkileyebiliyor o yüzden. Böyle teknik, biraz tecrübeye dayalı. Tabii ki işin incelikleri var.
sünnet demişken bir de hipospadyas dediğimiz bir hastalıktan bahsetmek isterim. Onu şöyle tarif edeceğim. Dışarı idrar atılan deliğin pipinin en ucunda olmaması da altta olması. Hani alt karın bölgesinde olmasıdır. Delik bir şekilde uca kadar gidemeden alttan yol verir ve çocuk alttan işer. Bunları biz tabii çocukluk yaşında çok önemli değil belki bu ama ileri üreme çağında gebelik açısından önemli olabilir. Çiftin çocuk sahibi olması açısından olabilir. Biz bunu da 1,5 ila 3 yaş arası çözmeyi tavsiye ederiz. Halk arasında peygamber sünneti dediğimiz sünnet derisinin alt tarafının oluşmadığı deliğinde daha geride olduğu bir rahatsızlıktır. Gelişimsel bir şeydir. Bunun da cerrahi olarak düzeltilmesi önemlidir. Onun da ideal yaşlarının da 1,5-3 yaş arası olduğunu söyleyebilirim. Ve sünnet öncesi çocuğun bir ürolog veya genel cerrah veya çocuk cerrahı veya bir hekim tarafından değerlendirilerek böyle bir sorununun olup olmadığının bilinmesi de önemlidir. Çünkü o çocuğu sünnet ettikten sonra bir de o deliği düzeltmeye kalkmak daha zor. Aynı anda ikisini yapmanın bir takım avantajları var. Hani o gözden kaçmadan, o tanı atlanmadan sünnete karar verilirse gerçekten iyi olur. Bunu da sünnet konusunun içine öyle yerleştirmiş olalım. Peygamber sünnetli çocukların da sünnetini mutlaka hekim yapsın, bir ürolog olsun, bir çocuk cerrahı olsun ki delikle ilgili bir sorun varsa onu da yakalayıp onun da düzeltilmesini sağlasın önerisinde bulunmak isterim. Arnold Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten bugün ekranları başındaki izleyenlerimizi Şifa Kapısı programımızda o kadar güzel aydınlattınız ki bilmediğimiz konuları öğrendik. Bilgilerimizi de sayenizde tazelemiş olduk. Çok teşekkür ediyorum Arnold Hocam. Yine sizinle keyifli bir programda buluşmak üzere diyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli izleyenlerimiz Şifa Kapısı programımızda bu hafta uroloji uzmanımız Operatör Doktor Arman Çiftçi bizlerle birliktelerdi. Kıymetli hocam da çok teşekkür ediyoruz. Bizlere o kadar güzel bilgiler paylaştılar ki siz değerli izleyenlerimizin de kafasındaki tüm sorularımızın cevabını aldığınızı düşünüyorum ben. Tekrar Arman hocamıza teşekkür ederek siz değerli izleyenlerimize bizden de ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın. Efendim hasta olmayın, şifa dolu günler diliyoruz.